Aks ekranlarından bir kez daha mutlu günler değerli izleyiciler. Konuk evi programı ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi konuk evi programında değerli isimleri ağırlıyoruz. Farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de iki değerli isim bizlerle birlikte. Bugün Kadınları Güçlendirme ve Kalkınırma Derneği'ni ağırlayacağız. Dernek Başkanı Sayın Sefa Öz ve Nurhan Özdemir stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür bulduk. Ediyoruz efendim, öncelikle teşekkür burada olduğunuz için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün derneğinizi konuşacağız, faaliyetlerinizi konuşacağız. Ama öncelikle sizi tanıyalım. Sefa Hanım, isterseniz sizden başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Ben 1951 doğumlu. Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kabaceviz köyünde dünyaya geldim. Köyümün ilk okuyan, emekli olan bireyi oluyorum. Bununla da çok mutluyum. Evet. Kendim ilkokul öğretmenliği yaptım. 20 sene oldu emekli olalı. Önce çocukları yetiştirdim. Şimdi anneleriyle çok yakından ilgilenmek istedim. Çok istediğim bir projeydi, amaçtı. Bunun için böyle bir dernek kurdum. Kadınlarımızla şimdi ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet, dernekle ilgili de dinleyeceğiz ama evet. Nurhan Hanım, isterseniz sizi de tanıyalım. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız sizlere? Ben Nurhan Özdemir. Ben de başkanımla beraber bu kadınlar ev hanımıyım. Evet. Kadınlar Güçlenme ve Destekleme Derneği birlikte 2 yıldır başından beri beraber devam etmeye çalışıyoruz. Evet, herhalde eskiden beri el işi yapardınız. Tabii. Çocukluğum 12 yaşından beri el işi yapıyorum ben örgü üzerine. Evet. Hocamla da 13 senedir beraberiz zaten. Bu derneğe de beraber karar verdik. Devam da etmek istiyoruz sonuna kadar. Evet. Peki ilk zamanlara dönecek olursak dernekleşme fikri nasıl oluştu? Nasıl hayata geçti sonrasında da? Tamam, onu ben öğretmenlik yaparken köyde yapıyoruz tabii öğretmenliğimi, yakın köylerde. Kadınlarımızın gerçekten ihtiyacı olduğunu, onlara bir şeyler öğretmenin gerektiğini orada anlamıştım. Emekli olduktan sonra da bunlara gereken nasıl bir iş yeri açabilsem de ve bunlarla beraber çalışabilsem düşüncesi içindeydi. Sonra ben örgüyü, örmeyi çok seviyorum. Benim ilkokula daha gitmeden önce ben örgü örüyordum. İlkokul 5. sınıfta ben dışarıya örgü ördüm. Bir bluz ördüm. Orta 2'de mahallemizin hiç öremediği, çıkaramadığı örnekleri bana gelirlerdi, ben çıkarırdım. Çok sevdiğim bir konu. Bunun için ne yapıyorum dedim, ip dükkanı açayım. Evet. Bunun bir kitabı da var. Aynı o kitap gibi Amerikalı bir yazarımızın kitabı var. Mucizeler dükkanı diye. Aynı ona benziyor benimkisi. Böyle bir dükkan açtık. Arkadaşlarla beraber onlara örgü ipleri verdim. Modeller hazırladım. Ördüler, ürettiler, getirdiler dükkana, sattık. Getirdiler, sattık. Çevrem epey genişledi yani. Bir sürü evet, kadınlarımız oldu. Verdi. Kadınlarımız çoğaldıkça baktık ürünlerimiz arttı. Ne yapabiliriz? Her yere başvurdum. Böyle olamaz dediler. Siz böyle bir yere varamazsınız. Siz dernekleşin. Ondan evet. Sonra baktık ki hakikaten hiçbir kapıyı açamıyoruz. Dernekleşmeye karar verdik. 2 seneden beri dernek olarak çalışıyoruz. Adını da şöyle önce dedik, kadınlarımızı güçlendirelim. Ondan sonra onlara destek verelim. Evet. Şimdi güçlendirdik. İnşallah daha da çok güçlendirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da inşallah tüm Samsun'umuzun ve Türkiye içi ve dışında da inşallah güçlendirip bunların ürünlerini yurt dışı ve yurt içi firmalara satmak istiyoruz. Evet. Samsunlu kadınlarımızın da var olduğunu, onların da bir yerde bir yerler edinmesi gerektiğini inşallah herkese duyuracağız. Evet. Peki Nurhan Hanım, siz dernek çatısı altında neler yaptınız? 2 yıldır dernek faaliyet gösteriyor. Sonrası ve dernek oluştuktan sonra neler yaptınız? Hayatınızda neler değişti? Hayatımda çok şeyler değişti. Daha kendime güvenim arttı. Daha ne bileyim, zaten sosyaldık yani. Hep yapıyorduk, bütün bayanlarına yardım etmeyi daha çok hoşuma gitti. Bir birlikte olduğumuzu şey yaptık. Sağ olsun belediye başkanımız da Necat Demirtaş da bize çok destek verdi. Çok fuarlara gittik. Yani ne bileyim, çok farklı şeyler. Evet, farklı yaptı. İnsanlarla tanıştık. Değil mi? Evet, 81 ilin insanlarıyla tanıştık. Ve çok güzel bir hafta bize orada stand açıldı. İnsanlarla tanıştık, şehirlerle tanıştık. Birbirlerimizi davet ettik Samsun'a. Evet, böyle bir çok güzel geçti. Evet, çok oldu. Yani bu imkanları kesinlikle yani bir yerde bulamazdık. Evet, dernek sayesinde. Sanıyorum, evet, dernekleşmenin tabii, faydaları tabii, değil mi? Çok faydasını gördük yani. Bizim derneğimiz çok farklı bir dernek. Samsun'da belki de yani olmayan bir dernek. Türkiye'de belki de olmayan bir dernek yani. Evet.
Başkanımıza böyle bir yol açtık. Çok mutluyuz. Çok Samsun'da daha yeni yeni duyan insanlarımız var ve çok teşekkür ederek gidiyorlar. Evet, mutlu oluyor. Ürünlerinizi her görüyorlar yönüyle, zaten. Sadece örgü üzerine değil, bizim psikolog bile, psikoloji bile yani şeyimiz oluyor, desteğimiz oluyor arkadaşlarımıza. Eli titreyen insanlar mutlu gülerek gidiyorlar bizim yanımıza gelen insanlarımız. Evet, öyle de bir evet, derneğin bir katkısı var. Evet. Evet. Peki başka neler yapılıyor? Nurhan Hanım birazcık bahsetti ama o ortamlardan. Bu aktivitelerden, faaliyetlerden birazcık bahsedelim isterseniz. Dernekleştiniz, sonrasında çok kısa zamanda değil mi, çok büyük bir kitleye ulaşmış oldunuz evet. Dernekleşme sayesinde. Evet. Neler yapıldı dernek çatısı altında bugüne kadar? Dernek çatısı altında arkadaşlarla bir araya geldik. Derneğimin amaçları çok güzeldi. Önce kadınlarımız güçlendirmek, hangi konuda beğendi, istedikleri, kendilerinin ruhunu okşadı, el işi, örgü, nakış, iğne oyası, yemek konusunda hangi konularda kendilerine güveniyorlarsa hepsini içeriye aldık. Kadınlarımızı bu şekilde üye yaptık. Alışveriş merkezini açtık. Burada kadınlarımız el örgüleri, iğne oyaları, nefruşat bölümü, her hediyelik eşyalar, aklınıza ne geliyorsa kadınlarımız evde kendi çabalarıyla neler yaptıysa, kurslara giderek neler öğrendiyse bu ürünlerini bu alışveriş merkezimize getirdiler. Biz bunları inceliyoruz, bakıyoruz ki çok gerideyiz. Sonra ben kendimizi ilerletmek için çok dergi olsun, internet olsun, fuarlar olsun, festival olsun, hiçbir yerden geri kalmam. Geçen hafta evet, takip edersiniz muhakkak ki bu yenilikleri araştırmamız gerekir ki bugünkü ortama uymamız şart. Bunun için geçen fuara gittim. İstanbul Hemfest CNN'e gittim. Orada kadınlarımızın el ürünleri neler? Bakalım bizdekinden daha üstün neler yapmışlar? Onları inceledim. Bunların içinde şu çok hoşuma gitti. Dantela. Bizim bu bildiğimiz dantel değildi. Dantela adı altında güzel bir kitap çıkarmış bir bayan. Genç bir kızımız. Evet. O kadar güzel örnekler, o kadar güzel modeller yapmış ki. Kızlarımız örtüyü seviyorlar ama ütülemeyi sevmiyorlar. İşleri dolayısıyla hepsi çalışıyorlar. Evlerinde fazla vakit ayıramıyorlar. Güzel de görünsün istiyorlar evleri. Biz medeniyet olarak da biz örtüsüz duramıyoruz. İlla evet. Masalarımız üzerine güzel şık örtüler atacağız. Baktım o dantela bölümü çok hoşuma gitti. Arkadaşla konuştum o kitabı çıkartan, yayınlayan arkadaşla Hatice Hanım'la görüştüm. Arkadaşım sizin ürünleriniz benim çok hoşuma gitti. Ben bu konuda Samsun'daki bir derneğim var. Arkadaşlarıma seminer verebilir misiniz? Memnuniyetle. Seve seve kabul etti. Allah izin verirse önümüzdeki pazartesi gün seminere gelecek bir hafta bizi. O örgü nasıl örülüyor? Biz bugüne kadar örgü örüyorduk. Muhakkak ki dantel hepimiz yapıyoruz. Evet. İlk öğrendiğimiz, severek yaptığımız şeyler. Zaten çok güzel eserleriniz de var. Evet. Ama bunun örüş şekli. Tekniği çok başka. Bunları gizli de tutuyor Hatice Hanım. Kendisi bize özel olarak gelecek, arkadaşlarımıza öğretecek. Bir bunu, bak bir fuara gidişi nasıl iki ufuk açtı bana. Arkadaşlarıma, dernekteki arkadaşlarıma bunu veriyorum. İkinci olarak da çok basit, yapımı basit, gösterişi çok güzel koza çalışması. Fuarda iki şey hoşuma gitti ürün olarak. Birisi dantela, öbürü koza çalışması. O kadar hoş şeyler meydana getirmişler ki biblolara çiçekler koymuşlar. Sanki al kokla, karanfilleri kokla. O kadar güzel. O gelin çiçekleri yapmışlar, o kadar güzel. Hem ucuza mal oluyor, hem az zaman alıyor. Aa dedim tamam, bunlar tam bize göre. Kadınlarımıza bunları öğretelim. Bunların sayesinde kadınlarımız güzel işler meydana getirsinler. Hani anam babam bildiğimiz yazma kenarlar, anam babam çetik patikler, anam babam çillikler var ya, bunlardan kurtulalım. Kendimizi ileriye doğru neler yapabiliriz? Biz dışarıya bir satış yapsak, yurt dışına neler yapabiliriz? Bunları onlara göstermek için dediğim gibi değişik yerlere gidiyor. Bu iki konu çok hoşuma gidiyor. Bu koza çalışması bir, dantela çalışması iki. Bunların ikisini de bir dahaki önümüzdeki haftada inşallah seminer vereceğiz. Arkadaşlarımızı bu konuda geliştireceğiz. Tüm Samsunlu bayanların elleri tutan, iş yapmak isteyenlere bunları önereceğiz. Sonra çok güzel bir site açtık.
Evet, sitenizi ben de ziyaret ettim. Orada izleyicilerimiz de aslında gerekli bilgileri, ürünler de orada gösteriliyor değil mi? Oradan da daha takip edebilirler. Yapacaklarımız, yeni açtık siteyi. Açıldı, bir ara kapandı, tekrar açtık. Orada yaptıklarımız ve yapacaklarımızı her gün günlük izleyebilirler. Yayınlarımızı, yapacaklarımızı, akışlarımızı hep burada kendilerine de Samsun halkına da kadınlarımıza duyuracağız. Bir tek Samsun değil tabii ki. Tüm arkadaşlar biliyor. Arkadaşımın da dediği gibi geçen de fuara gittik Ankara'da. Kadınlarımız, bakanımız kadınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi bu konuda çok çalışıyor. Evet, kendisi özellikle her zaman teşekkürlerimizi de gönderiyoruz. Devamlı mesajlarımızı da atıyoruz bizi bu kadar düşündüğü için. Hakikaten çok yenilikler yolumuzu çok güzel yollar açtı bize. Hatta benim bu projemin oluşumunda da sebep odur yine. Bu arada yine Trabzon'a çağırdılar bizi. O projesini anlattı Aşkın Hanım. Fatma Hanım'ın yardımcısı Aşkın Hanım. Projesinde bizi de bütün Anadolu'daki kadınlarımızın el ürünlerini toplayacağız. Bunları İstanbul'da alışveriş merkezi açacağız ve burada satacağız. Bu benim hemen kafamda o kocaman bir Türkiye küçüldü. Hemen bir Samsun oluştu kafamda, Trabzon'da. Ne yapacağız biz de dedim. İnşallah bir AVM açacağız. Kadınların tüm ürünlerini burada toplayacağız ve satacağız. Hani bu Fatma Şahin Hanımefendi'nin oluşturduğu projenin, büyük projenin küçüğünü biz burada Samsun'da ilk adımı Samsun'da atmış olduk. Samsun'un tarihteki misyonuna da uygun olmuş oldu. İlk adımlar Samsun'da atılsın dedik Allah'ın izniyle inşallah. Hakikaten de böyle olduğunu da gözlemledim. Bu fuara gittiğimizde şimdi bu 81 il kadınının, ildeki kadınların el emekleri fuarı vardı. Evet. 15 gün önce. Burada çok güzel izlenimler elde ettik. O kadar hoşuma gitti. Türkiye'nin büsbütün olduğunu gördüm. Yani bu benim içimin güzel bir oluşum oldu. Hep 81 ilde. Ne doğusu, ne batısı, kuzey, güney yok. Şırnak'taki arkadaşım benim dibimde. Hakkari öyle, can ciğeriz. O kadar hoşuma gitti ki bu televizyonlarda falan bazı olaylar falan. Bunların hiçbir şey olmadığını ve bizim Türkiye'mizin büsbütün olduğunu, birbirimizi çok sevdiğimizi gördüm. Halaylar çektik. Bir Karadeniz havası oynandı. Böyle bir kaynaşma meydanda var. Bir Karadeniz havası oynandı. Bir Doğu Anadolu havası, bir Ege havası oynandı. Onun hepsini bıraktılar. Ankara oyun havası. Bir görecektiniz. Çok güzel günler geçirdik. Bunlar bize birbirimize bağlılığımızı sağlıyor. Derneğin de işte güzel bir amacı da bu oluyor. Her yere bu şekilde gidebiliyoruz. Evet. Bayanlara da psikolojik bir destek gibi değil mi? Bir araya geliş. Sonra ben şimdi bilgili şeyi olarak geliyorum ya. Şimdi kadınlara diyorum ben dop doluyum. Hadi hepinize bu enerjiyi vereceğim deyince. Hakikaten insan biraz dolu olması lazım. Bir şeyler verebilmesi için. Mesela bu bardağın içinde boşsa ben arkadaşlarıma sunamam. Ama bardağın içinde su var. Ben bunları sunabilirim. Böyle olmalı. Dolu olmalı bir şeyler vermek isteyen insan. Aynı şekilde hareket ediyoruz. Ben öğrendiklerimi arkadaşlara anlatıyorum, uyguluyoruz. Çok güzel bir ortam hazırladık. İnşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Evet, ne kadar güzel. Peki Nurhan Hanım, birazcık AVM'de olanlardan, sizin açtığınız merkezde olan ürünlerden bahsedelim isterseniz. Çok geniş bir yelpazeden bahsetti Sefa Hanım. Her türlü ürün, yiyecekten tutun da el işine kadar, örgü, dantel, el işinin her türlüsü. Her bu ürünlerden birazcık bahseder misiniz bizlere? Neler var? Sizin yaptığınız neler var? Oradaki arkadaşlarınızın yaptıkları neler? Patiğinden tutun, hepsi hırkası, yeleği, bütün bizim örgü ağırlıklı zaten. Ama bu örgüyü çoğu zaman kumaşlara da yapıyoruz. İğne oyası ağırlıklı. Alabildiğimiz, görebildiğimiz daha mefruşatımız var. Onlara şey yapıyoruz. İğne oyamız kursumuz başlayacak 2 hafta sonra tekrar. Yani bu ağırlıkta devam ediyoruz. Çok çeşitlerimiz var. Bütün A'dan Z'ye yeni doğmuş çocuktan 6 yaşı, 10 yaşına kadar örgülerimiz var yani. Hepsi de farklı farklı modeller. İnternetten çıkartıyoruz, kitaplardan çıkartıyoruz. Ve biz buna da kalmayacağız. Bizim şubelerimiz artacak. Atokum'da istiyoruz bir şubemizi, Canik'te istiyoruz şubemizi. Yani bütün kadınlara bu sadece bir yerde kalmasını istemiyoruz. Yani yoğunluk çok ama uzak diyorlar. Yolumuz uzak, gelemiyoruz. Atakent'ten gelen arkadaşlarımız var.
Ama evet. Yol parası vesaire tabii bunlar sorun oluyor. O yüzden inşallah seneye Atakum'da da niyetimiz var. Cenk'te niyetimiz var. Yani böyle bir şubemizi genişleteceğiz. Çünkü yerimizi almayacak herhalde bu gidişte. Çok güzel şeylerimiz var. Çok beğeniyorlar ve teşekkür ediyorlar. Avrupa'sından da gelsinler, gelenler teşekkür ediyorlar. Samsun için de yani gerçekten çok mutluyuz bu konuda. Ve çok hevesli bayanlarımız. Çok gayretli, başarılı. Evet, Samsun bayanları gerçekten çok güzel işler yapıyor yani ve araştırması gerekiyormuş yani gerçekten. Evet, demek ki güzel. Samsun'da böyle bir şeye hakikaten ihtiyaç varmış. İhtiyaç çokmuş. Bu kadar kabullenildiğine evet. göre. Peki sizin yakın çok. Çevrenizden ilk tepkiler nasıl oldu? Neler söylediler size bu dernekleşme fikri ortaya çıktığı zaman? Kendi annem ama sizden ne olacak? Ne yapacaksınız böyle yapıp da boş ver. Niye size etraftan burada yardım ediliyor? Yani ne yapacaksınız? Hiçbir şey yok sonuçta. El iş olup da ne olacak? Yani bunu söyleyen çok oldu etrafında ama biz şey yapmadık. Hocamla ikimiz başkanımla yani sürekli etrafta her yerde gördüğümüz yerde anlatmaya çalıştık. Otobüste anlatmaya çalıştık. En azından dolmuş taksiden anlatmaya çalıştık kendimizi. Yani böyle bir şey var. Hemen bayanlarım Samsun zaten iç sahası değil. Olmadığı için de bu bayanlarımız ne yapalım, nasıl yapalım? Hani hem evlerinde mutlu olsunlar hem bizim yanımızda mutlu olsunlar. Bunu gayret gösterdik yani bu zamanlar ama çok mutluyuz. Gerçekten insanlar da mutlu. Bir neşe, bir şey bizim orada sabahçı ayrı, öğlenci ayrı öyle yaptık zaten. Yoğunluk olduğu için şimdi sabah ayrı, öğlenden sonra ayrı. Ve çok mutlular. Çay canları isterse çıkıp çaylarını içiyorlar, dinlenme istiyorlar seni. Ya böyle bir şey yok. Hani haftada 3 gün gelmek isteyen geliyor, 1 gün gelmek isteyen. Yani bir Samsun'un bir evi gibi olacak inşallah. Çarşı alışverişini yapıp biz de dinlenip modern de öğrenip gidecek yani o şekilde. Evet, çalışmalarımızı yapıyoruz. Var. Peki başka neler yapılıyor dernekte? Bu ürünler artık bir gelir kaynağına dönüşmüş tabii, durumda değil tabii. mi? Böyle şimdi, bir şey söz konusu. Şöyle diyelim, kadınlarımız üretiyorlar ama dediğim gibi tam bilinçli değiller. Getiriyorlar işlerini. Tam bir köşe yok. Mesela bir örtü getiriyor. Köşesi düzgün değil. Hani bu kendi bildiğinden, anadan babadan, çevreden öğrendiğiyle. Ben bunları gördüm. Ve bunların kurs almasının şart olduğunu gördüm. Ve bunun için kendim emekli öğretmen olduğum halde sağ olsun Halk Eğitim Müdürümüz Davut Erişkin Bey'e buradan sonsuz saygılarımı sunuyorum kendisine. Hoca Hanım sen çok örgü konusunda bilgilisin. Niye sen öğretmen olmuyorsun? Dedi bana. Ben emekli olduğum için böyle bir hakkımın olduğunu bilmiyordum. Ben kadınlarıma gerçekten şimdi ben 12 kişiyi öğretmen yapma hakkı, öğretmen yapacağım. 12 kişi Ekim ayında öğretmen oluyor. Hepsi birer memur olacaklar. Bak benim bildiğimi anında onlara da uyguluyorum. Dedim müdür bey nasıl olabilir? Git çıraklık eğitimi. Oraya dilekçeni ver. Başvur. Sen zaten triko iş yerin var. Yıllardır çalıştırıyorsun, öğretiyorsun. Onu bildir, başvur dedi. Gittim çıraklığı anlattım. Olabilirsin dedi. Kurslara kalfalık imtihanına girdim. Sonra ustalık imtihanına girdim. Bir aydır bir öğretmenim. Evet. Maaşımı da alıyorum. Bak bu ne kadar güzel bir şey. Ve insan hakikaten ne olursak olalım yani şeylerde bekliyoruz. Ne kadar özveri de olursa. Çünkü insanların ihtiyacı var. Yani ihtiyacı ne kadar şey de olsa hani bir şey de olsa hani katkı da oluyor. Daha insan daha bir hoş oluyor. Hoşuna gidiyor. Sonra arkadaşlarıma dedim. Topladım arkadaşlarımı yıllarca beraber, dediğiniz gibi Nurhan Hanım'la yıllarca beraber çalışıyoruz. Bunun gibi 11-12 tane arkadaşım. Hiç birbirimizden kopmadık, can ciğeriz. Sağ olsunlar, emeklerinin karşılıklarını da bulacaklar inşallah. Şimdi ayın 12'sinde, salı günü imtihana girecekler, çıraklık, kalfalık imtihanına. O Eylül'de de ustalık imtihanına girecekler, öğretmen olacaklar. Ve bunlar derneğimize gelen bu kadınlarımızın. Çünkü bakıyorum örgüyü ben en güzel ben biliyorum. Geliyor kadın doldurmuş çantalarını almış gelmiş. Benim kadar türlü Samsun'da örgü bilen yok. Bak başkanım benim örgülerime getiriyor, seriyor. Boy bu kadar, en bu kadar. Kol uzunluğu bu kadar, beden boyu bu kadar. Ölçü yok, kesme düzeni yok, artırma düzeni yok. Hepsi bilinçsiz. Evet. Yani ben burada gördüm ki bunları arkadaşlar çok güzel örüyorlar ama teknik yok. Şimdi 4 tane arkadaşımızı örgü öğretmeni olarak çalıştıracağız inşallah. Öbür arkadaşlarımızı, 2 arkadaşımız İnoyası öğretmeni olarak çalışacak
İki arkadaşımız mefruşat olarak çalışacak. İki arkadaşımızsa yine giyim üzerine hediyelik eşya, demin de anlattığım gibi koza üzerine çalışacaklar. Bunları bu şekilde öğreteceğiz. Öğrenecekler. Bakacağız. Güzel değil. Yavrum bu sene hediye vereceksin. Tekrar ikincisini yaptıracağız. Tekrar üçüncüsünü. En güzel şekilde yapılana kadar öğreteceğiz. Ondan sonra standa koyacağız. Şimdi gelişi güzel biraz standlarımız boş kalmasın diye gelenleri koyabiliyoruz ama ileride o şekilde koymayacağız. Kimsenin de gönlü kırılmayacak. En güzel şeyler bizde olacak Allah'ın izniyle. Gelinle alacak bayanlarımız, borça düzecek bayanlarımız, kaynanaları, işte kız anneleri, oğlan anneleri gelecek bizden alacak. Çünkü bizden aldı, yaptığı alışverişte 3 tane işlem yapmış oluyor. Bir, hayır yapıyor. Oradaki evet. kişilerin ihtiyacını karşıladığı için. İki, kendi ihtiyacını karşılıyor. Evet, değil mi? Ona da faydası. Ona da faydası. Oluyor. Bir, karşıdakinin ihtiyacını da karşılıyor. Bir de zekatını vermiş oluyor. 3 işlemi birden yapmış oluyor. Biz de buna karşılık en güzel ürünleri koymamız gerekiyor standlarımıza. Onlara saygınlığımız için. Onlar da bize gösterecek saygılarını inşallah, gelecekler bizden alacaklar. Benim bugün Samsun'da çok üzen şeyler şunlar oluyor ki, büyük AVM'ler açılıyor, küçükler bitiyor, paramız yurt dışına oluklar gibi akıyor. Biz bari kendi kendimizi düşünelim, Samsunlu kadınlarımız, Samsun'dan alalım, bizlerden alalım. Paramız bir nebze olsun, hiç olmazsa elimizden geldiği kadar. Evet, ufak bir kaşık tuz da olsa kendimize dönelim artık. Evet ki hep yaptığınız ürünler el emeği, göz nuru. Evet. Bunun değeri de tabii ki paha biçilemez aslında, değil muhakkak mi? Muhakkak ki. Biz onların ihtiyacını karşılayacağız. Onlar da bizi düşünsünler. İstiyorum Samsunlu kadınlarımız. Evet. Peki Nurhan Hanım, siz bir ev hanımı olarak yapıyorsunuz tüm bunları. Evet. Bizi izleyen ev hanımları da vardır mutlaka ki şu an ekranları başında. O yüzden sizin onlara vereceğiniz mesajlar çok önemli. Öncelikle herkes örgü örebilir mi? Tabii, herkes yapabilir. Örgü yapamayan, yani hiç şişi tutmayan insanlar harika örgüler yaptı bize yani. Böyle gerçekten eli titreyerek gelen, psikolojisi bozuk olan, hani evde sorunlar olup da bunu etrafı doktora da gitmesine rağmen hiçbir şeyin yok senin. Senin sadece psikolojik rahatsızlığı deyip de bize gelen bayanlarımız böyle titreyerek, hiç şişi tutamayan kişiler harika şeyler çıkarttılar ortaya. Yani hepsini bekliyorum gerçekten de. Mutlu olarak gidiyorlar. Yani biz sadece böyle örgü değil, ona sohbetle şeyle boş ver böyle konuşurken o kendiliğinden unutuveriyor o şeyini, el üstünde devam ediyor. Birkaç gündür gelen yeni arkadaşlarımız var. Böyle harika şeylere hayran kaldım böyle. Hiç yapamam ben, edemem ben diyen bayanlarını ve eşi de getirip götüren insan arkadaşlarımız da var böyle. Gayet mutlu insanlar olarak gidiyorlar yani. Ben hepsine, Samsun halkına duyuruyorum. Hepsi de gelsinler. Danteli hepsine de. Yani sadece şey değil, örgü değil bizim işimiz. Danteli evet. var, iğneyosu var, farklı şeyler var. İğneyosunu herkes biliyorum diyor. Samsun aynı tığ gibi iğneyosu öğrenmiş bayanlar ama teknik yok. Hani evet. evde ablasından bacısından öğrenmiş sadece bir sırasını. Biz de teknikleriyle öğrenip sertifikalı olacaklar. Yani hepsi de halk eğitim öğrencisi olarak olacaklar yani, bilinçli olarak. Ve ileride onlar da öğretmen olabilecekler. Evet. Böyle bir imkanda yani, benim şu oluyor, hedefi kadınlarımızın hakları neyse onları bulup araştırıp onlara iletmek. Neler yapabilir? Kadınlar neler araştırabilir? Kadınlarımız şimdi boş vakitlerini geçirmek için illa bir televizyonda birbirlerine şunu söylediklerini duyuyorum. Bu akşam hangi dizin var? Bu akşam neyi izliyorsun? Bu akşam ne var? Bu gündüz neyi izliyorsun? Hiçbirisinin ağzından da duymadım ki ben bu akşam şu konuşma vardı da bunu izledim. Ya da şu röportaj, ya da şu şey var bunu izledim. Duyamadım. Oturum. Aslında ben kadınlarımızı bunlarla vakitlerini geçirmesini istiyorum. Ve burada bizim için, kadınlar için, yani bu son 2 yıldır, bundan öncesi bu kadar değil, bu 2 yıldır çok kadınlar üzerine çok yenilikler var, faydalanabileceğimiz o kadar güzellikler var ki. Evet. Bunları öğrendikçe, mesela 3-5 kadın bir araya geliyor, bir dilekçe veriyorsunuz, KOSGEB'e veyahut da İŞKUR'a. 3-5 arkadaş, hiçbir geliri olmayan. Gidiyorsunuz ya da ticaret odasına. Bak kaç yer var. Biz şu işi çok güzel beceriyoruz. Biz kendi imkanlarımız yok. Hiçbir gelirimiz de yok.
Biz bir yer açmak istiyoruz. Burada diyelim bir Rüşat üzerine çalışmak istiyoruz. Biz bu imkanları sağlayabilir misiniz dendiğinde en azından ticaret odası. Çünkü böyle bir projeyle gittikleri zaman burada onlara hemen imkanlar sağlanıyor. Nerede açılabileceği, nerede yapılabileceği, sonra iş kurun, girişimci kadınlar şeyi var. Hiçbir iş yapmasın bayanlar. Hem gitsin iş kuran, ben girişimci kadın olmak istiyorum. Yapmasın, bir iş yapmasın, hiç önemli değil. Kafasında da bir iş olmasın, hiç önemli değil. Gitsin orada kadınlara neler, hangi ufuklar açıldığına, o seminerlerde. Ben emekliyim, benim hakkım olmadığı halde ben dedim, benim kadar kadınım var, kadınlarıma bir şeyler öğretmek istiyorum dedim. Bunun için seminere gelmek istiyorum. Hakkın yok dediler, hani sen emeklisin, emeklilere bu semineri vermiyoruz. Ama benim de öğreteceğim kişiler var, onlara yardımcı olmak istiyorum dediğim zaman kırmadılar beni, gittim. Ve ben bu iki ayda, inanın emekli olduktan sonra 15 senelik iş yerim var benim, yün alışverişi yapıyordum. Keşke bu seminere gittikten sonra böyle bir iş yeri açsaydım. Ki böyle insan o kadar bilgisi artıyor. Çevresine o kadar yardım, nelerle yardım edebilirsin? Arkadaşına nasıl yol gösterebilir? Her şeyi öğreniyorsun. Yani hiç evde oturup televizyonlarla şunla bu da evet işimiz var, bulaşımız var, hepsi var ama hepsinin zamanı da uyumakla değil. Akşam gece 2'de yatıp sabah 12'de kalkmak değil. Biz öyle olmayalım. Bunları da öğreteceğiz inşallah kadınlarımıza. Karşılıklı konuşuyoruz. Hep bu sohbetleri yapıyoruz. Birbirimizin gönlünü alıyoruz. Üzgünse barışıyoruz, barıştırıyoruz. Gönülleri kırıksa işte benim de şu sıkıntım var, onun da şusu var. Hadi boşver, gülelim. Bugün ayaktayız. Bugün buraya kadar gelebildik. Onları mutlu olarak alışveriş merkezimizden çıkarıyoruz. Evet, evet. Hatta bir anım var, onu da anlatayım. Tabii, buyurun. Bir bayan geldi. Diyelim Balıkesir'den diyelim. Samsun'da hiç kimsesi yok. O kadar garip, o kadar zor durumda ki. Şimdi bizim gözlemimiz ama. Adını da vermiyorum. Kendi şehirde yanlış olarak söylüyorum. O şehirde değil. Gelmiş, çok üzgün. Çarşıya, Samsun'a inmiş. Atakum'da oturuyor, Samsun'a inmiş. Bir yer arıyor kendisine. Allah'ım bana bugün öyle bir yer göster ki ben buraya gideyim, geleyim, bir rahat edeyim. Duayla sabah namazını kılmış. Öğlenden öğlen gibi geldi bizim oraya, alışveriş merkezini gördü. Şöyle baktı, televizyonda, beni televizyonda da izlemiş. Ben bir şeyde, ulusal yayında böyle bir programımızı anlatmıştım. Orada da izlemiş, inşallah Allah'ım ben bunu bulurum demiş. Derken aradı, buldu. Geldi, her gün ağlıyor, her gün ağlıyor. Biz buna hepimiz bir olduk, teselli teselli işte. Eşiyle arası yok, şudur budur, o kadar zor durumda. Hele bir gün gelecek, başkanım ne olur dedi, ben dedi bu dernekte yatayım, ben evde yatamıyorum, eşim beni dışarı atıyor, her gece böyle sıkıntı çekiyorum. Üzüldük, şudur budur derken bir gün eşiyle bize gelmek zorunda kaldı. Eşinin bir işi, anahtarı yokmuş, geldi, oturuyoruz. Hoş geldiniz beyefendi falan dedi, aldık. Size ne mutlu dedik, böyle güzel bir hanımefendi. Ne kadar güzel bir eşiniz var. Biz onunla ne kadar mutluyuz. Bizim çehremizi değiştirdi. Bizim kültürümüzü artırdı. Şöyle şu konuda bilgili, bu konuda bilgili insanlara ne kadar yardımcı. Yani böyle anlata anlata inanın eve gitmiş. Diyor ki sanki ben o kadın değilim başkanım diyor. Sen ne yaptın diyor bizim adama. Yani insanlara bir söz hayatını değiştiriyor. Bir gülücük dünyasını değiştiriyor insanı. Bunlar da bizde var. Güzel kötülükler var ya, o kötülükleri bir kenara atalım. Bir gülücük, sabahleyin bir günaydın ya da yüzü asık bir bayana diyorum ki niye yüzün asık canım benim diyorum. Bak ayaktasın, geziyorsun, yürüyorsun, bir yere gitmek istiyorsun. Mutlu ol, şu kaşlarını aç. Sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Bir dua alıyoruz inşallah. O da gününe güzel başlıyor. Evet. Biz insanlar hep birbirimize yardımcı oluyoruz bir şekilde. Evet, bu tip hayat hikayeleri diyelim, evet. Sitenizde de sanıyorum mevcut var, değil mi? Anlatılanlar. Kataloglarımızda da yine var. Evet, daha çok çokları var. Bulabilir izleyicilerimiz. Burada müthiş bir de arkadaşlık var görüyorum evet, ki değil evet. mi? Örgü, el işi hepsi bir yana evet, ama evet. müthiş de bir arkadaşlık var. Bu arkadaşlıktan birazcık bahsedelim isterseniz Nurhan Hanım. Mesela nasıl bir ortam var? Cumartesi günü
Hocamın köyüne kaba cevizin açılış var şelalesinin. Bütün şeyini toplu halde hepsini ayrı ayrı söyleyerek geleceksiniz böyle böyle şey yapacağız. Hepimiz birlikte olmaya çalışıyoruz yani. Hepimiz birlikte o köye gideceğiz şimdi ziyarete yani. Bazen öyle bir arkadaşlarımız geliyor ki ya Samsun bayanlar suratı beş kare asık. Ne oldu dedim şeker hastalığım var benim diyor ama gezmek de istiyor yani böyle AVM'yi de. Evet. Şimdi otur bakalım hocam olsun ben olsun canım. Şeker hastalığı dediler. Gençecik insan yani 30 yaşında belki 25. Ben de şeker hastalığı olduğu için böyle farkında değilim. Neden suratın asık? Hani hasta mısın? Biz onlar da sorabiliyoruz yani böyle yakın gördüğümüz için arkadaşlara gelen müşterilerimize böyle tatlı değil güler yüzle. Ortamımız çok güzel yani her konuda her değişik ilden, ilçelerden, farklı yerden arkadaşlarımız var. Hep Samsun için merkezinde oturuyorlar ama Samsun değil çoğu. Gümüşhanesinden tut her evet, tarafından farklı var. Farklı kültürleri de var. Tanımış çok oluyoruz böylelikle evet. Değil mi? Ama hepsini birlikte olunca çok güzel oluyor yani böyle. Çok mutluyuz evet, biz o çeşitlilik o de nasıl ayrı bir güzellik geçtiğini de anlamıyoruz. Tabii. Herkese farklı elişi. Elişilerle espri yapmak, fıkra anlatmak. Yani eski kültürlerimize inşallah yaklaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir mutlu olma, samimiyetin kurmaya çalışıyoruz yani bilmiyorum. Etraftaki esnaflarımız bile bizim yani kendilerine gün olması, örnek olması. Hadi gidin karşıda AVM'de bulabilirsiniz. Yandaki komşularımız bile yani çarşıdakiler bile bizi evet, kabullenmiş destekliyorlar. Durumda öyle bir Tabii. birliktelik de Oradaki bayanlar söz konusu. yaparsa gösterir, kendileri elinden olmayan şeyleri bize aktarabiliyorlar yani. Evet. Peki sizin beyefendilere vereceğiniz mesajlar da çok önemli. Burada hep kadınları konuşuyoruz ama onlara nasıl mesajlar vermek istersiniz? Beyefendiler bundan da çok mutlu oluyorlar. Kadınları daha mutlu. Kadınlar sinirleri düzeliyor. O hastalıkları, evhamları ortadan kalkıyor. Evlerine 5-10 kuruş getiriyorlar. Geçen de bir arkadaş, hiç parası yok. Elektriği kesilecek. Sanki böyle dua ederek alışveriş merkezine geliyor. Bir hırka örmüş, çok da güzel örgü örer. Örmüş hırkasını. O hırka satıldı 35 liraya. Arkadaş içeri girmiş, Gül Hanım. Evet. Ondan sonra Gül Hanım senin hırkan satıldı. Anında da 35 liralık faturası. Nasıl mutlu, nasıl mutlu bir göreceksiniz. Hemen götürdü faturasını yatırdı. Bu kadın akşam benim surat asık olmayacak. Eşine güner yüze de, ufak bir para ama bizler için çok büyük şeyler onlar, kadınlar için. Evinin ufak tefek ihtiyaçları karşılandığı zaman huzurlu oluyorlar. O düşünceleri, şeyleri kalkıyor. Evinde çocuklarına karşı daha düzenli oluyorlar, daha güler yüzlü oluyorlar. Eşine de karşı, eşleri de daha mutlu oluyor. Onların da yorgunluğu azalıyor. Erkekler de çok mutlular, çok memnunlar. Evet. Gelip hepsi bize, hatta bir kızımız var, eşi kendi getirdi. Biz buraya yeni tayin olduk, yeni evliyiz. Eşim evde çok canı sıkılıyor. Ben sizin reklamınızı okudum bir yerde. Ben eşimi getirebilir miyim? Tabii dedim getirin, tanışalım. Yine daha yeni evli kızımız, hiç örgü de bilmiyor. Ona örgüyü de öğrettik. Şimdi hamile bütün bebeğinin çeyizlerini kendi elleriyle örüyor. Evet, ne kadar güzel. Değişik bir ortam kazanmış oldu. Önce beni ararlardı, şimdi beni hiç aramıyorlar. Şimdi birbirlerine alıyor, diyorum ben sizi bir araya getiriyorum, beni unutuyorsunuz diyorum. Birbirleriyle gün yapmak, gümüş günü yapmak, birbirlerinden kopmuyorlar gece gündüz bu sefer de. Evet. Çok güzel bir ortam oluşturuyoruz evet. İnşallah. Peki, sonlandırıyoruz programımızı artık. Son olarak düşüncelerinizi alalım, kapatıyoruz programı ardından. Bizim son olarak düşüncemiz işte gördüğünüz gibi kataloğumuzda da görüldüğü gibi her ev bir fabrika, her kadın bir işçi. Bilmediklerini gelecekler alışveriş merkezimizde açtığımız kurslarda en güzelini öğrenecekler. Öğrendikten sonra inşallah en son noktamız yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız olacak. Evet. Toptan satış yapacağız. Hepsinin gelip bir şeyler öğrenmesini değil çok şeyler öğrenmesini istiyorum. Mesela diyelim bir pano bizden yurt dışından 300, 500, 1000 tane sipariş geldi. Bunu hepsinin bilmesi lazım ki kadınlarımızın her konuda kendini güçlendirmesi gerekiyor. Anında o siparişi cevap verelim. Evet. Bunun için ya en kısa zamanda gelsinler, katılsınlar. Hastalarını biliyoruz, çocuklarını biliyoruz. Hep problemlerini biliyoruz. Onların biz vakitlerini ona göre ayarlarız. Gelirler, öğreneceklerini öğrenirler. Derhal çoluk çocuğunun içine giderler. Evlerindeki huzur, düzen de bozulmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Samsun'umuzu da böylece dünyaya duyurmuş. Çok teşekkür ederiz. Nurhan Hanım, siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Evet, biz de yani böyle evde her gün oraya gelmek zorunda değiller üyelerimizin.
alıp eleştisini aynı ödev gibi evde yapıp, zaten biz onun elini şeyini ayarlıyoruz, evde yapıp getirebilirler yani. Bütün evet, öyle bir imkan da evet, var. Evet, öğrenme imkanları, öğrenme imkanları var. Hatta bir gün gelirler, iki gün gelirler. Yani mecburiyetleri yok böyle. Her gün aynı gün gelmek zorunda değiller saat vakti. Ne zaman canları isterse bekliyoruz Samsun Hanımları. Sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir program hazırladığınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Samsunları da bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Son olarak da şey de söylemek istiyorum. Bizim kadınlarımızın hiçbirisinin gelirleri fazla gelirli olan, gelir sahibi olan kişiler değiller. Samsunlu iş adamlarımızdan derneğimize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kadınlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de karşılarlarsa onlar da daha rahat çalışarak inşallah bir yerlere geliriz. Samsun'umuzu dünyaya tanıtırız. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Kadınları Güçlendirme ve Destekleme Derneği'ni ağırladık bugün programımızda ve gerçekleştirdiğimiz sohbetle programımızı sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşçakalın.